Biz bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öğretmenimiz olarak hala görmek zorundayız. Yüz binlerce hadis bilmek yerine belki onun eğitimde kullandığı 100 temel prensibi bilsek yeterli olacak bizim için. Namazın farzlarını, abdestin şeklini zaten biliyoruz. Ama bildiğimiz abdesti çocuğa öğretmekte niye zorluk çekiyoruz? Senede en az 52 defa cuma namazına gelip, vaazıyla, hutbesiyle peygamber dinleyen insanlar, din dinleyen insanlar, neden 52 dersten sonra din sertifikası alamıyorlar? Eşleriyle geçinemiyorlar. Çocuklarını eğitemiyorlar. Komşularına tebliği niye yapamıyorlar? Ben çok iddialı gibi duran ama realite bir söz söyleyeceğim. 52 saat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ders almış sahabi çok azdır. 52 saat, 52 kere cuma namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le kılan çok azdır. Çoğu zaten, bunların on binlercesinin çoğu, son 2-3 senede Müslüman oldular. Müslüman olan hemen göreve çıktı. 10 gün, 15 gün, bir cuma namazı, iki cuma namazıyla öğretmenlik sertifikası aldılar. Bu sebeple bugün biz ümmeti Muhammed olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den din öğrendiğimiz gibi dinin öğretmeni olarak, dinin dersinin başarılı bir öğretmeni olarak da ondan öğreneceğimiz çok şey vardır. Bu bizim öğretme tekniklerini başka bir bilimden almamamız manasına gelmiyor. Artı bilgileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alacağız. Neden? Çünkü şeriatımız normal bir matematik öğretmenliği gibi yapılacak bir öğretmenlikle öğretilmiyor. Bu bir din aynı zamanda. Bunun bir döküman bölümü var, onu öğretmen yapıyor zaten. Say, 4 maddeyi diyor, saydırıyor. Abdestin farzlarını yazdırıyorsun, imtihanda soruyorsun, öğreniliyor. Abdest heyecanı vermek Resulullah'ın öğretmenlik farkıdır aleyhissalatü vesselam. Cihat tarihi yazmak kolay. Hatta cihada saf saf gidecek heyecanlı nesil oluşturmak da kolay. Cihadı ibadet mantığıyla yapacak nesil yetiştirmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farkıdır.